Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Bugün mayoz mu mitoz mu diyeceğiz. Sizlerle birlikte mayozun mitozun karşılaştırma sorusu yazılı da çok karşımıza çıkacak. Ama ben mayoz mu mitoz mu diye başlık attım. Eşeyli üremeyi anlatacağım gençler. Eşeyli üreme ile eşeysiz üremenin arasındaki farklar da bu derste karşınızda olacak. Öncelikli olarak tabii ki takvimimizi gösterelim. Mayoz mu mitoz muyu yaptık. Yani cumartesi günü artık bu ayın son konu anlatım videosu karşınızda ne yapacağız? Önümüzdeki hafta birinci dönem birinci yazılı kampı başlıyor gençler. Tüm derslerden yazılı hazırlıklarımız karşınızda olacak. Ödev olarak da göstermiş olayım. Biz birinci üniteyi bu videomuzla bitirmiş olacağız. Yani hücre bölünmeleri ünitesinin tüm sorularını çözüyorsunuz. Hemen nereye kadar geleceğinizi de söyleyeyim. Kalıtıma geçmiyoruz. Kalıtıma kadar olan her kısımdan sorumluyuz. Sayfa Sayfa 59 59'a kadar dinamodan çözmediğiniz hiçbir kısım kalmasın. Yazırlı, yazılı hazırlık sayfalarına da dikkat edin diyorum. Hemen sıfırdan onadan da sayfayı göstermiş olayım. Hücre bölünmelerinin sonuna kadar geliyorsunuz. Test geç sorularını da çözüyorsunuz. Sayfa 61'e kadar çözmediğiniz hiçbir şey kalmasın. 10 sıfırdan onadan diyeyim. Gençler hazırsanız yaslanın arkanıza ders başlıyor. Şimdi öncelikli olarak tabii ki bu dersimiz karma bir ders gençler. Bugüne kadar gördüğümüz tüm konuları tekrar edeceğiz. Eşeyli üreme ile eşeysiz üremenin arasındaki farkları vereceğiz. Mitozun ve mayozun farklarını vereceğiz. O yüzden de öğrenme çıktılarımız bunların hepsini kapsıyor. Anahtar kelimeler karşımıza çıkacak. Anahtar kelimeler ne? diploid ne demekti, haploid ne demekti, Eşeğisiz üremenin genel özellikleri neler, eşeyli üremenin genel özellikleri neler, profaz, metafaz, anafaz, telofaz gibi safhalarımız vardı. Interli profesör Mete'nin anası telefon satacakmış şeklinde kodlamıştık. Bunlar da tabii ki sık sık karşımıza çıkacak kelimeler olacak. Temel kabulümüz ne? Öğrencilerimizin yani sizlerin Ortaokulda mayozu, mitozu, eşeyle, eşeysiz üremeyi genel hatlarıyla bildiğini kabul ediyoruz gençler. Biz lisedeyiz artık. Daha detaylı bir öğrenim bizi bekliyor. Eşeyli üremeyle başlayayım. Farklı cinsiyetteki iki bireyin gametlerini birleştirerek yeni yavrular oluşturmasına tabii ki eşeyli üreme ismini veriyoruz. Gamet dediğimiz nedir? Üreme hücresidir erkeklerin ürettiği gametlere sperm, dişilerin ürettiği gametlere ise yumurta ismini veriyorduk. Gametleri hangi bölünmeyle oluşturuyorduk? Tabii ki mayoz ile meydana getiriyorduk. Kalıtsal yapıları farklı iki gametin birleşmesine de döllenme ismini vereceğiz gençler. Dediğim gibi erkekler mayoz sonucunda ne üretecekler? Sperm adı verilen üreme hücrelerini yani gametleri oluşturacaklar. Dişiler mayoz bölünme yaptığı zaman yumurta adı verilen gametleri oluşturuyor. Sonra yumurta ve spermler birleşiyor yani döllenme meydana geliyor. Döllenme sonucunda oluşan ilk hücrenin adı zigot. Zigot bu sefer ne yapmaya başlayacak? Mitoza başlayacak. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 derken yeni bir birey meydana gelecek. O zaman eşeğili üremenin temelinde mayoz vardır diyebilir miyiz? Tabii ki evet. Döllenme vardır diyebilir miyiz? Tabii ki evet dedik. Hemen devam ediyorum. Eşeyli üreme ile aynı türden bireyler arasında kalıtsal çeşitlilik sağlanır. Aslında bu kalıtsal çeşitliliğe varyasyon kelimesini de kullanabiliyoruz. Mesela ben kahverengi gözlüyüm sen mavi gözlüsün. Ben kıvırcık saçlıyım sen düz saçlısın. Aynı türün bireyleriyiz ama aramızda farklılıklar var. Buna genetik çeşitlilik, kalıtsal çeşitlilik veya varyasyon ismini veriyoruz gençler. Varyasyon oluşması için de tabii ki mayoza, döllenmeye yani eşeyli üremeye ihtiyaç var. Eşeyli üreme canlının değişen çevre koşullarına karşı adaptasyon yeteneğini arttırır demişiz. Burası benim için önemli. Hemen üstünde bir duralım. Değişen çevre koşulları ne demek? Çok uç bir örnek anlatayım. Mesela ben kahverengi gözlüyüm, sen mavi gözlüsün dedim. Değişen çevre koşulları oldu. Atıyorum güneşten böyle çok zararlı bir ışın geliyor. Mavi gözlüler bunlardan etkileniyor. Tür içi çeşitlilik olmasaydı tüm insanlar mavi gözlü olsaydı tüm insanlar bu durumdan etkilenirdi. Bazıları kahverengi gözlü, bazıları mavi gözlü olunca mavi gözlüler etkilenecek, kahverengi gözlüler yaşamaya devam edecekler. Tabii bu çok uç ekstrem bir örnek oldu gençler. Ama çevre koşulları değiştiği zaman çeşitliliğin olması iyi bir şeydir. Türün devam edebilmesi açısından diyeyim. Buradan tekrar devam edelim konumuza. Eşeyli üremeyi kimler yapabilir? Bazı protista aleminde bulunan canlılarda yani bazı protistlerde görebiliyoruz. Mantarların bazılarında görebiliyoruz. Bitkilerin eşeğsiz üremeyle yani vejata üremeyle çoğalabileceklerinden bahsettik. Özellikle tarım sektöründe eşeğsiz üreme çok yapılıyordu. Çünkü istenilen özelliklerin korunması sağlanıyordu. Ama biz onları eşeğsiz üretmezsek bitkilerin nesli mi tükenir? Hayır. Tabii ki bitkiler de eşeğli üreme özelliğine sahip canlılardır. Şurada bir fark var. Bitkilerin ürettiği dişi gametlere yine yumurta ismi veriliyor. Erkeklerin ürettiği gametlere ise polen ismi veriliyor. Yani hayvanlar alemindeki canlıların spermine karşılık bitkiler aleminde polen kelimesini kullanıyoruz gençler. Bazı omurgasız hayvanlarda, tüm omurgalı hayvanlarda eşeyli üreme görülecektir. Bitkilerden söz açmışken bitkileri de kendi içerisinde Tohum oluşturabilme yeteneğine göre gruplandırabiliyoruz. Tohumsuz bitkiler ve tohumlu bitkiler vardı. Tohumlu bitkileri de açık tohumlu ve kapalı tohumlu olarak ikiye ayırabiliyoruz. Açık tohumlu bitkiler dediğimiz bitkiler çam, ladin, köknar gibi bitkilerdir. Çam ağacının kozalakları onun aslında üreme organı yani çiçekleridir. Hatta şuradan göstereyim. Bitkilerin çiçek açmaktaki amacı ay bahar geldi çiçekler açtığı insanların içi ferahlasın diye tabii ki çiçek açmıyorlar. Çiçek aslında bitkinin üreme organıdır. Neden? Polen üretimi de burada, yumurta üretimi de burada gerçekleşiyor. Çiçek deyince aklımıza hep gül, karanfil, papatya geliyor ama üreme organı taşıyan her yapı bizim için çiçektir. Çam ağacında da kozalaklar üreme organı olduğu için polen üretimi, yumurta üretimi kozalaklarda gerçekleştiği için çam ağacının çiçeği de kozalaklardır diyeceğiz. Üreme organlarında oluşturulan gametlerin döllenmesiyle yani polen ve yumurtanın birleşmesiyle ne oluşacak? Tohum meydana gelecek. Tohumda uygun koşullar sağlanırsa mitozla gelişerek yeni bir bitkiyi meydana getirmiş olacak. Bazı özel canlılarımız da var. Normalde biz dişi bireyleri ayrı, erkek bireyleri ayrı olarak biliyoruz gençler. Ama bazı özel canlılarda hem dişi üreme organı var hem erkek üreme organı var. Dişi üreme organında üretilen dişi gametlerle erkek üret, üreme organında üretilen erkek gametler birleşerek yeni bir birey meydana getirilebiliyor. Eğer bir bireyde hem erkek üreme organı hem dişi üreme organı varsa biz ona hermafrodit, erselik canlı ismini veriyoruz. Aslında tohumlu bitkilerin çoğu erselik hermafrodittir gençler. Bir çiçeğin yapısını çizecek olursak çiçeklerin genellikle ortasında dişi organlar bulunur. Dişi organların etrafında da erkek organ dediğimiz organlar bulunacak. Şöyle de çiçeği size göstermiş, çizmiş olayım. Şunlar yeşil yaprakları, şunlar da renkli yaprakları olsun. Şimdi bu bir çiçeğin şekli. Şu erkek organ bu dişi organ mı? Evet. Yumurta üretiliyor, polen üretiliyor mu? Evet, o zaman bu hermafrodit bir canlıdır. Erselik bir canlıdır. Hayvanlar aleminde de mesela solucanlarda bu duruma çok rastlanıyor. Solucanların mesela bir tane yeri dişi organ, bir tane yeri erkek organ kendi ürettiği yumurtasıyla kendi ürettiği sperm birleşip yeni bir birey meydana gelebiliyor veya hermafrodit bir tane solucan var diyelim. Mayıs ayında erkek organı sperm üretiyor. Diğer başka bir solucanın da Mayıs ayında dişi organı yumurta üretiyor. Aslında erselik bir canlı ama ayrı eşeyli olabiliyorlar. Eğer kendi yumurtasıyla kendi spermi birleşirse hermafrodit aynı eşeyli diyoruz. Eğer farklı iki tane hermafrodit canlı da aynı eşeyli üremede olduğu gibi döllenme gerçekleşiyorsa onlara hermafrodit ayrı eşeyli diyoruz. Sonuçta mayozla yumurta ve sperm üretimi var mı? var. O zaman ikisinde de genetik çeşitlilik vardır. Yani bir birey hermafrodit aynı eşeyli de olsa genetik çeşitlilik görülecek. Çünkü mayozla yumurta ve sperm üretimini gerçekleştiriyor. Her yumurtası, her sperme farklı genetik yapıya sahip. Hermafrodit ayrı ise zaten genetik çeşitlilik görülecek. Eşeyli üremede olduğu gibi gençler Tam çiçek az önce benim çizdiğim çiçektir. Yani hem erkek organı hem dişi organı hem taç yaprağı hem çanak yaprağı bulunan çiçeklere tam çiçek ismi veriliyor. Tam çiçek yapısına sahip bitkiler ve bazı solucanlar hermafrodittir. Erselik canlılar yani hermafrodit canlılar kendi kendini dölleyebilirler. Ama birçoğunda dediğim gibi farklı aylarda farklı zamanlarda Üreme organlarının olgunlaşması gerçekleşiyor. O yüzden de kendi kendine döllenme yapmıyorlar diyeyim. Geliyorum aslında karşılaştırma yapacağımız kısma. Öncelikli olarak mitozu şöyle çok hızlı bir şekilde hatırlatıyorum. Ne demiştik? İnterle profesör Meten'in anası telefon satacakmış. İstersen ip mats diye kodla, istersen de bunları aklında tut. Hangi evrenin önce, hangisinin sonra geldiğini bilmen gerekiyor. İnterfaz evresinden başlayalım. İnterfaz evresi dediğimiz zaman hazırlık evresiydi. Aslında hücre döngüsünün en uzun evresiydi en önemli şey ne? İnterfaz evresinde DNA'nın eşlendiğini bilmen gerekiyor. Kendi içerisinde üç tane alt başlıktan oluşuyordu. G1S ve G2 evresi olmak üzere S DNA'nın eşlenmesinin gerçekleştiği evreydi. Hücre bölünmesiyle ilgili hazırlıklar yapılır, organel sayısı artar, protein sentezi hızlanır, ATP sentezi hızlanır diyebilirsin. İnterfazdan sonra mitotik evreye geçiliyordu. Mitotik evrede de bir mitoz çekirdek bölünmesi bir de sitoplazma bölünmesi dediğimiz sitokine söz konusu oluyordu. Mitoza baktığımız zaman profaz evresinde kromatin iplikler kısalıp katlanmalar yaparak kromozomlara dönüşüyordu. Çekirdek zarı eriyordu, Çekirdekçi kayboluyordu. Metafazda kromozomlar hücrenin ekvator düzlemine diziliyordu ana fazda kardeş kromatitler birbirlerinden ayrılarak zıt kutuplara doğru gidiyordu. Telofaz aslında profazın tersiydi. Kromozomlar incelip uzayarak tekrar kromatin ipliğe dönüşüyordu. Çekirdekçik yeniden oluşuyordu. Çekirdek zarı da tekrardan meydana geliyordu. Buradan sonra artık stoplazma bölünmesi gerçekleşecek. Stoplazmayı da hayvan hücreleri boğumlanma yaparak ikiye bölüyordu. Bitkilerde ara lamel, ara çeper oluşumu söz konusu olduğu için boğumlanma olamazdı. Ne olacaktı? Ara lamel, ara çeper oluşacaktı gençler. Mitozu kim yapabilir? En, iken, kromozom sayısına sahip canlılar yapabilirler oluşan iki hücrenin genetik yapısı birebir aynıydı unutmuyorsun. Tek hücreli bir canlı mitoz yaptığı zaman birey sayısını arttırmış olur. Yani mitoz tek hücreli canlılarda tabii ki üremeyi sağlar. Çok hücreli canlılarda ise büyümeyi, gelişmeyi, rejenerasyonu, eşeysiz üremeyi sağlamış olacak. İki oluşan hücrenin DNA miktarı aynı. Kromozom sayısı aynı, gen çeşidi aynı. Biri az sitoplazma, biri çok sitoplazma almış olabilir. Bu ikisinin birbirinden farklı olduğu anlamına gelmez. Birinde 5 tane ribozom vardır, birinde 15 tane ribozom vardır. Bu da farklı oldukları anlamına gelmez gençler. Organel çeşitleri aynı olacak ama organellerin sayıları farklı olabilir. Hızlıca eşeysiz üremeyi de hatırlatmış olayım. Eşeğsiz üremenin temeli tabii ki neye dayanacak? Mitoza dayanmış olacak. Bizim tek bir ata bireyimiz olacak. Bu tek ata bireyden yeni canlılar oluşmasına eşeğsiz üreme ismini vereceğiz. Eşeğsiz üremeyi de bölünerek üreme, tomurcuklanma, sporla üreme, vejetatif üreme, rejenerasyonla üreme ve partonogenezle üreme olmak üzere altıya ayırmıştık. Yaslan arkaya, Şimdi bölünerek üreme veya ikiye bölünme dediğimiz zaman kim hücre bölünmesi yaptığı zaman birey sayısını arttırmış olur? Tabii ki tek hücreli canlılar. Eğer bu tek hücreli canlı prokaryot hücre yapısına sahipse DNA'sını eşleyecek sonra ikiye bölünecek hop oldu sana iki tane yeni bir yeni birey. Ökaryot bir canlı ise gayet mitoz temeline dayanacak ve hücre bölünmesini gerçekleştirmiş olacak. O zaman tek hücreli canlılar bölünerek ürer diyebilirim. Örnek vermemi isterse hoca bakteriler diyebilirim. Amip, öglena, paramesyum diyebilirim. Bunlar fix karşımıza çıkacak örneklerdir. Tomurcuklanma dediğimiz zaman hidra gibi canlılarda, bira mayası gibi canlılarda canlının vücudunda mitozla bir tomurcuk meydana geliyordu meydana gelen bu tomurcuk büyüyüp 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 gelişip yeni bireyi meydana getiriyordu. Şimdi tomurcuk mitozla oluştuğuna göre yeni oluşan bireyle eski bireyin genetik yapısı birebir aynı. Tabii ki eşeysiz üremedir diyeceğiz. Fix örnek kimmiş? Hidra ve bir mayası. Karşıma çıkar yazılı da örnek isterse hoca bunları yazabilirim. Oluşan yeni bireyler hidraya bağlı kalarak koloni oluşturabilir veya kopup bağımsız da hayatına devam edebilir. Geldim sporla üremeye. Spor dediğimiz şey zor şartlara dayanıklı etrafı kalın sert bir örtüyle kaplı üreme hücreleriydi. Kim sporla üreyebilir? Bir kere tohumsuz bitkiler. Adamın tohum oluşturma yeteneği yok. Spor denilen hücreleri oluşturup birey sayısını arttıracak. Ve mantarların bazılarında sporla üreme görülür. Unutma. Vejetatif tüfür etme ise gelişmiş yapılı bitkilerde yani aslında tohumlu bitkilerde görülen eşeysiz üreme şeklidir. Mantığı rejenerasyona benziyor. Canlıdan bir parça kopartıyorsun. Kopan parçayı uygun şartlarda büyütüp yeni bireyi meydana getiriyorsun. Diyelim ki ben ağaçları yetiştiriyorum elma ağaçlarını bundan da ticari bir gelir elde ediyorum. Yeni bir tarla satın aldım buraya da ağaç dikeceğim. Birinci alternatifim elma ağacının çekirdeğini yani tohumunu ekebilirim. İkinci alternatifim verimini beğendiğim elmasından iyi para kazandığım ağacın dalını kesip ekebilirim. Ne yapıyorum? Dalını kesip ekmeği tercih ediyorum çünkü çekirdeği gömersem o tohumlu e, tohumu gömersem o eşeli üreme sonucunda oluşmuş bir yapıdır. Oluşacak elma ağacının verimiyle ilgili bilgim yok çok süper of çok kaliteli bir elma ağacı da elde edebilirim ama çok verimsiz onca sene bekleyip sulayıp besleyip büyütüp verimsiz bir elma da elde edebilirim. Hem de daha uzun bir sürede o yüzden tohumla üretme yapmıyoruz. Ne yapıyoruz verimini beğendiğimiz ağacın dalını götürüp toprağa ekiyoruz. Buradan yeni bir elma ağacı elde ediyoruz ama genetik yapısı dalı aldığım ağaçla birebir aynıdır ağacın dalını kesmek mesela çelikle üremeye örnekti. Aşılamadan bahsetmiştik bir tane ana bitkimiz oluyordu. Kökü olan ana bitkiye anaç ismini veriyorduk. Ona bir tane dalı getirip oturtturuyorduk. Ona da aşı ismini veriyorduk. İki tarafı yaralayıp birbirine oturtturduğumuz için yara dokusu meydana geliyordu. Bir süre sonra mesela bir sene sonra ikisi birbirine kaynaşıyordu gençler. Ağacın bir dalından başka bir meyveyi yerken öbür dalından başka bir meyveyi yiyebiliyorum. Tabii her ağaç her ağaca aşılanmaz yakın türler olması önemliydi veya teknoloji çok gelişti. Artık bitkiden bir hücre kümesi alarak da yeni bir bitkiyi meydana getirebiliyordum. Ne yaptım? Tarımda istediğim özellikteki bitkilerin yetiştirilmesini arttırmış oldum gençler. Zamandan kazanmış oldum veya doğada tohum oluşturma yeteneğini kaybetmiş bitkiler var. Mesela muz ağacı gibi çekirdeksiz üzüm gibi biz onları vejetatif yolla çoğaltmazsak nesilleri tükenir ama ekonomik değerleri olduğu için tabii ki biz bunların üretimini gerçekleştiriyoruz. Rejenerasyonla üreme fix örnek deniz yıldızı ve planarya'yı bileceksin. Planarya da bir solucan çeşidiydi unutma. Canlının vücudunu belli noktalardan böldüğün zaman her yer kendini tamamlıyor. Tamamladığı için de yeni bir birey meydana geliyor. Vücut düzeyinde rejenerasyon meydana geldiği zaman bu bir eşeysiz üremedir. Deniz yıldızını kesiyorlar, iki tarafta kendini tamamlıyor, birey sayısı arttı. İki tarafta kendini mitozla tamamladığı için genetik yapı birebir aynı oluyor. Fix örnek kimmiş? Deniz yıldızıyla planaryaymış gençler unutmuyorsunuz. Bunun haricinde rejenerasyon, yenilenme anlamına gelir. Hepimizde rejenerasyon görülüyor. Mesela bir yerimiz yaralandı. Buradaki hücrelerin kendini yenileyip buranın tamir olması rejenerasyona örnektir. Ama bizde doku düzeyinde rejenerasyon görülüyor. Yani sadece bir doku kendini tamir edebiliyor. Mesela kertenkelenin kuyruğu koptuğu zaman kertenkeleden yeni kuyruk çıkıyor. Yani organ düzeyinde rejenerasyon görülüyor. Kopan kuyruktan yeni kertenkele olmadığı için üremedir demiyoruz. Vücut düzeyinde rejenerasyon üremeyi sağlar. Bazı canlılarda organ düzeyinde rejenerasyon var, bazı canlılarda da doku düzeyinde rejenerasyon var. Genellikle canlının gelişmişlik düzeyi arttıkça rejenerasyon yeteneği azalır. Partonogenezde üreme ise döllenmemiş yumurtadan yeni birey meydana gelmesi anlamına, anlamındaydı. Özellikle bal arılarını unutmayacaksın. Arılara baktığımız zaman bir kraliçe arımız vardı. 2N kromozomluydu. Mayozla yumurtaları üretiyordu. Erkek arılar N kromozomluydu. Mitozla spermleri üretiyorlardı. İkisi döllendiği zaman NN, 2N kromozomlu dişi zigotlarım oldu. Bunları polen tozuyla beslersem işçi arılar, arı sütüyle beslersem kraliçe arılar meydana geliyordu. Buraya kadarki eşeğili üreme gibi. Ama kraliçe arının ürettiği en kromozomlu yumurtalar döllenmeden de gelişebilir. Erkek arılar meydana gelebilirdi. İşin bu kısmı tabii ki partonogenez oluyordu. Haploid partonogenez diyorduk çünkü oluşan bireyler en kromozomluydu. Ama kamçı kuyruklu kertenkelelerde diploid partonogenez de görülüyordu. Veya bazen deneysel partonogenez de yapılabiliniyor. Yumurtayı alıyorlar, elektrik veriyorlar, kimyasal madde verip e, bölünmeyi teşvik ediyorlar. Yeni birey oluşturuyorlar ama deneysel yani laboratuvar koşullarında bu olay gerçekleşiyordu. İlk dönem hedefin yazılılardan yüksek not almaksa kitabın yazılı notları demektir. Yazılıda karşına çıkabilecek önemli kavramlar, hocanın soru sorabileceği kilit noktalar hepsi 10. sınıf yazılı notlarının içinde. Hem de tüm derslerle birlikte. Sana en yakın Tonguç Kitapçısı ve tongucmağaza.com'da bulabilirsin. Geleyim mayozu da hatırlatma kısmına. Yine Inter'li Profesör Mete'nin anası telefon satacak mı şifremiz geçerli. Mayoz kendi içerisinde iki tane evreden meydana geliyordu. En başta bir interfazımız vardı. Mitoz'un interfazı için söylediğim cümlelerin tamamı burası için de geçerli. Sonra interfazın mayozun en başında sadece bir kez gerçekleştiğini unutmuyorsun. Mayoz 1 başlıyordu. Profaz 1, metafaz 1, anafaz 1, telefaz 1. Arkasından sitokinez 1 yani sitoplazma bölünmesi gerçekleşiyordu. Hatta şuraya sitoplazma bölünmesi 1 diyebilirim. Buraya da 2 diyebilirim. Sitoplazma bölünmesi 1 gerçekleşti. Bak mayoz 1'in sonunda 2 tane hücre oldu. Kromozom sayısının yarıya indiği evre mayoz 1'dir. Sonra mayoz 1 sonucunda oluşan hücreler mayoz 2'ye devam edecekler. Profaz 2, metafaz 2, anafaz 2, telofaz 2 gerçekleşip sitokinez 2 de gerçekleşecek. Mayoz sonucunda 4 tane yavru hücre oluşacak. Ana hücrenin kromozom sayısı yarısı kadar olan hücreler, genetik yapıları da birbirlerinden farklı olacak aslında üreme hücresi dediğimiz hücrelerden yani sperm ve yumurtadan bahsediyoruz gençler. Bakalım mitoz ve mayozun tablo üstünden de farklarına. Mitoz somatik yani vücut hücrelerimizde gerçekleşiyor. Karaciğer, epitel, dalak, ne bileyim göz hücresi gibi vücuda ait hücrelerde mitoz görülecek. Büyümeyi, gelişmeyi, yaraların tamiri sağlanmış olacak. Mayoz ise üreme ana hücrelerinde gerçekleşecek. Bak dikkat et üreme hücresinde değil. Üreme hücresi dediğin şey zaten en kromozomlu. O bir daha mayoz yapamaz. Üreme ana hücresi yani yumurta ana hücresi veya sperm ana hücresinde gerçekleşecek. Mitozda kromozom sayısı değişmedi. Oluşan hücrelerin birbirleriyle ve ana hücreyle genetik yapıları aynı. Mayozda ise kromozom sayısı yarıya indi. Oluşan hücreler birbirlerinden ve ata hücreden farklı bir genetik yapıya sahipler. Mitoz sonucunda iki yeni hücre oluştu. Mayoz sonucunda ise dört yeni hücre meydana geldi diyeyim gençler. Buradan da yine devam edecek olursak. Mitoz en, 2 en, 3 en gibi hücrelerde gerçekleşebiliyor. Kromozom sayısında değişim olmadığı için. Mayoz'da ise kromozom sayısı yarıya iniyor. O yüzden de mayozu yapan hücreler illaki 2 en kromozomlu olmak zorunda. Mitozda bir tane interfaz gördük. Arkasından çekirdek ve sitoplazmada bir kez bölündü. Mayozda da bir kez interfaz gördük. Çekirdek ve sitoplazma bölünmesi ise iki kere de gerçekleşti. Mitoza bakıyorum. Yumurta ve sperm döllendi. İlk oluşan hücrenin adı zigot. Zigottan ta ben ölünceye kadar hücrelerin mitoz yapmaya devam edecek. Mayozu ise yani yumurta ve sperm üretimini ise hayatımızın belli bir döneminde gerçekleştiriyoruz diyebiliriz gençler. Mitoz ne işe yaradı? Tek hücreli bir canlı mitoz yaptığı zaman üredi. Çok hücreli canlılarda büyüme, gelişme, rejenerasyon, eşeysiz üreme... Erkek arılarda gamet oluşumu çünkü erkek arılarda gamet oluşumu mitozla gerçekleşiyordu en kromozomlu oldukları için unutma Mitoz sayesinde gerçekleştirilir. Mayoz ise eşeyli üreyen canlılarda tabii ki yumurta ve sperm oluşumunu yani gamet oluşumunu sağlamış olacak. Eşeyli üremeyle ile eşeysiz üremeyi de şöyle birlikte bir karşılaştıralım tür içi çeşitlilik dediğimiz zaman eşeyli üremede tabii ki olacak gençler ama eşeysiz üremede genetik yapının birebir aynı olması lazım. Eğer çeşitlilik olduysa orada mutasyon gibi bir şey yaşanmıştır. Ata birey sayısı eşeyli üremede iki dişi ve erkek bireyler var eşeysiz üremede de bir atanın olması yeterliydi temelindeki bölünme şekline bakacak olursak eşeyli üremede gamet oluşumu lazım mayoz sonucunda meydana gelen eşeysiz üreme ise mitoz temeline dayanacak. Döllenme dediğimiz zaman eşeyli üremede görülür. Eşeysiz üremede döllenmenin ne işi var hocam dedin. Oluşan canlının adaptasyon yeteneğine bakacak olursa değişen çevre koşullarına diyelim, değişen çevre koşullarına fazladır. Eşeyli üremede genetik çeşitlilik olduğu için eşeysiz üremede ise aynıdır diyebiliriz. Ata bireyin birebir aynısı. Eşeyli üremede üreme hızı eşeysiz üremeye göre daha yavaştır tabii ki. Eşeysiz üreme daha hızlı bir birey sayısında artışı sağlar. Devam edelim bir tane soru üstünden. Aşağıdaki tabloyu uygun yerlere tik işareti koyarak doldurunuz demiş. Sadece 2n kromozomlu hücrelerde gerçekleşiyorsa mayozdur. Mitoz çünkü en 2n, 3n kromozomlu hücrelerde gerçekleşebiliyordu. Kalıtsal çeşitliliği sağlayan şey mayozdur. Mitozda kalıtsal çeşitlilik yok ki. Kromozom sayısını yarıya indirmeye yine mayozu işaretledim. Mitozda kromozom sayısı değişmez ki. Çekirdek ve sitoplazma bölünmesi ikisinde de meydana geliyor gençler. Bölünme sonucunda iki yavru hücre oluşması tabii ki mitoza özgüdür. Mayozda dört tane yavru hücre oluşuyordu. Yine devam ediyorum bir tane soruyla. Mitoz ve mayoz için aşağıda verilenlerden hangisi kesinlikle ortaktır diyor. Homolog kromozomların zıt kutuplara çekilmesi şekli göstermiş olayım gözünüzün önüne gelsin. Homolog kromozomlar zıt kutuplara çekiliyorsa mayoz yapılıyordur gitti hatta yanına mayoz yazayım. En kromozomlu hücreler oluşması dediğimiz zamanda mayoz bölünme sonucunda mutlaka en kromozomlu hücreler oluşur. Kesinlikle ortağı soruyor. Mitoz sonucunda ana hücre ikense ikenli hücreler meydana gelecek. Tetrat oluşması mayozda vardı. Gamet oluşması da yine mayoza özgüydü. Öncesinde DNA işlenmesi yani interfazın gerçekleşmesi ise hem mayozda hem mitozda ortaktır. İki en kromozomlu bir hücrenin mitoz ve mayoz iki bölünmesinde olaylarından kaç tanesi ortak olarak gerçekleşir? İyi ipliklerinin oluşması mitozda da var, mayoz 2'de de var ortak olarak aldım. Crossing over bir kere mitozda yok, mayoz 2'de de yok gençler. Kardeş kromatiklerin ayrılması ikisinde de ortaktı. Sinapsis ne alakası var? Mayoz 1'de gerçekleşen bir olaydır. En kromozomlu hücreler oluşması mitozda en kromozomlu hücreler oluşmaz ki hocam dedin. Ortak olarak gerçekleşenlere de ikiyi işaretlemiş olduk. Hemen bir tane daha soruya bakıyorum. Eşeyli üremede olaylarından hangileri kalıtsal çeşitliliği sağlar? Tabii ki yumurta ve sperm oluşması kalıtsal çeşitliliği sağlayacak. Yumurta ve spermin birleşmesi yani döllenme de sağlayacak. Zigotun yeni bireyler meydana getirmesi ise mitozla olur. Yani bunu almayacağız. Cevabımız ne oldu? 1 ve 2 şeklinde oldu. Şimdi diğer bir sorumuza da bakalım. Yukarıda verilen özellikleri Venn şemasına yerleştiriniz diyor. Eşeyli üreme ve eşeysiz üreme burası da tabii ki ortak noktamız. Tür içi kalıtsal çeşitliliği sağlara nereye yazmam lazım? Eşeyli üreme kısmına yazmam lazım. Üreme hızı yüksektir. Eşeysiz üremede kısa sürede birey sayısı artar. Birey sayısı artar, ikisi de birey sayısını arttırır. O zaman C'yi ortak alana yazdım. Gamet oluşumu ve gametlerin birleşmesi ise kime özgü bir olaydır? Eşeylü üremeye. Yani o tarafa aldım. Üreme tek bir ata canlı tarafından gerçekleştiriliyorsa tabii ki bu bizim için eşeysiz üreme olacak gençler. Böylelikle Venn şemasını da doldurmuş olduk. Geldim son soruma. 2N8 kromozomlu bir hücre ard arda iki kez mitoz bir kez mayoz bölünme geçirmiştir. Aslında uzun uzun yapmaya gerek yok ama ben şöyle bir göstermiş olayım. Şimdi kromozom sayısı neymiş? 2N eşittir 8 kromozomluymuş. İki kez ne geçirmiş mitoz. Birinci mitozu geçirdiğinde kromozom sayısı değişmez ki 2n8 olur, 2n8 iki olur. İkinci mitozu geçirsin. Ne oldu? Bunlar da yine 2n8 kromozomlu hücreler oldu. Sonra ne yapıyormuş? Mayoz bölünme geçiriyormuş. Mayoz geçirdiği zaman buradan 4 tane yavru hücre meydana gelecek. Mayoz sonucunda da kromozom sayısı yarıya indiği için bunlar en eşit 4 4 4 kromozomlu. Bundan da aynı şekilde, bundan da aynı şekilde, bundan da aynı şekilde. 4 8 12 16 yani 16 tane hücre oluşacak. 16 deyip 18 yazıyorum. 16 tane hücre oluşacak. Oluşan hücrelerin de kromozom sayısı ne olacak? 4 kromozomlu olacaklar gençler. Oluşan hücre sayısını söyledim. 16. Bunu çizmeye gerek var mıydı? Aslında yoktu. 2 kez mitoz geçirdiğine göre 252'den 4 tane yavru hücre oluşur. Bunların her biri de bir mayoza gireceğine göre birinden 4 tane olacağına göre 4 kere 4 16 diyebilirsin. Oluşan yavru hücrelerin kromozom sayısı mitozda hocam değişmez mayozda yarıya inecek o zaman dördü direkt yazabilirdin. Mayozda oluşan tetrat sayısından bahsetmiş şöyle bir şey yapmıştık. Demişti ki bir kromatin iplik, iki kromatin iplik, üç kromatin iplik, dört kromatin iplik bir araya geldiği zaman ne yapardı? İki tane kromozom yapardı gençler. 2 kromozom bir araya geldiği zaman da 1 tane tetrat yapardı. Sözel olarak da yazabilirsin. 4 kromotit, 2 kromozom, 1 tetrat yapar. Hücrenin kromozom sayısı kaç? 8. 2 kromozom 1 tetrat yaptığına göre 8 kromozom 4 tetrat yapar. Yani cevabımız 4 oldu diyeyim. Cevaplarımı da kutu içerisine almış olayım gençler dediğim gibi bu bizim son sorumuzdu. Önümüzdeki hafta yazılı hazırlık kampı sizleri bekliyor gençler. Mükemmel yazılı provaları hazırladık. Yazılı provalarını kaçırmayın diyeyim. Buradan da hemen ödüllü soruyu gösteriyorum. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.